Arkadaşlar 6. ünite videolarımıza devam ediyoruz. İlk iki videomuzda kelime çalışması yaptık. Sonraki 3. ve 4. videolarımızda gramer konularını çalıştık. Şimdi de listening zamanı arkadaşlar. Dinleme metnimiz var. Dinleyeceğiz. And listen and choose the correct answer. Doğru olan şıkkı işaretleyeceğiz, bulacağız arkadaşlar. Evet, dinleyelim birlikte önce. Dear Pam Lawrence, I am writing to you about the problems I have had so far at my new school. Last month, I moved to the UK with my family and started studying at King David High School. I was a bit nervous about studying in a foreign country, but all my teachers and my classmates gave me a warm welcome on the very first day of school. They seemed to be willing to help me get used to my new life. When I got back home, I was walking on air and shared my happiness with my family, but unfortunately, it didn't last long. The next day, I came to school earlier to find a seat in class. A boy named Jeremy came towards me and asked me who I was. Suddenly, I remember what my friends had told me about him the day before. You are lucky because Jeremy is absent today. He is rude and arrogant, and he has no tolerance of newcomers. Don't mess around with him. Knowing this, I introduced myself in a friendly manner. The moment I was about to feel relieved, he ordered me to do his homework and leave it on his desk for the first class. Although I was terrified, I didn't do what he asked for. That was the beginning of my nightmare, as he has been getting on my nerves since then. I have tried to explain how his so-called jokes and ignorance make me feel, but he has never seemed to care. It has already been a month, but there hasn't been a slight change in his attitude towards me. What's worse, he has been calling me names all the time. I am sick and tired of the situation. I am desperately in need of your help and advice. Tell me, for God's sake, what should I do? Unlucky newbie. Evet arkadaşlar, dinledik. Biraz mutsuz bir arkadaşımız. Yaşadığı sorunlardan, okulda yaşadığı sorunlardan ve arkadaşlarından bahsediyor galiba. Peki anladığımız kadarıyla, yakalayabildiğimiz kadarıyla yapalım isterseniz. Unlucky newbie and his family moved to... Nereye taşınmışlar geçen ay? Last month, geçen ay nereye taşınmışlar arkadaşlar? USA or France or the UK? Evet, UK değil mi arkadaşlar? United Kingdom yani. Oraya taşınmışlar. Peki ikincisine bakalım. At first, ilk önce he was nokta nokta scared, korkmuş mu? Nervous, gergin, sinirli, öfkeli anlamında veya happy, mutlu muydu? Hangisini söylüyor arkadaşlar? İlk başta nasıldı? Bence biraz ilk daha okula gidiyorsa, yurt dışına çıkıyorsa ne yapıyor arkadaşlar? Ne olacak? Tabii ki biraz insan gergin olur değil mi? Nervous. Peki üçüncü soruya bakalım. Üçüncü soruda his new classmate, bir Jeremy ismi dolaşıyor değil mi arkadaş? Bir Jeremy'den bahsediyor. Jeremy nasıl birisi? Arkadaşları onu uyarmış Jeremy hakkında. Çünkü Jeremy nasıl birisiymiş? Sanki onu çok sevmemiş gibi. Bence kibar ve arkadaş canlısı mı? Cömert mi? Komik mi? Yoksa rude and arrogant dediği, yani kaba ve kibirli birisi miydi? Bence burada B'den bahsediyor değil mi arkadaşlar? Yani kaba ve arkadaşları uyardığına göre kaba ve kibirli birisinden bahsediyor demektir. Peki dördüncü soruda ise Jeremy wanted him. Jeremy ondan ne istiyor arkadaşlar dördüncü soruda? Dışarı çıkmasını mı istiyor? Yoksa ödevini mi yapmasını istiyor? To clean his desk, sırasını temizlemesini. Yakalayabildiniz mi? Yakalayabilmiş olmanız lazım. Burada net söylüyordu sanki. Ödevini yapmasını istiyor değil mi arkadaşlar Jeremy ondan? Peki sonraki soruya bakalım. Beşinci soruya bakalım. Unlucky newbie asked for help because he doesn't get on well with. Ne yapamıyormuş, anlaşamıyormuş değil mi arkadaşlar? Beşinci sorudayız. Onun şakalarını beşinci sorudayız arkadaşlar. Ne diyor? One of his classmates. Yani arkadaşına sormuş değil mi arkadaşlar? Peki. Bir sonrakinde son sorumuza, bu dinleme metnindeki son sorumuza bakalım. Unlucky newbie takes it to heart, especially when Jeremy, ne diyor burada arkadaşlar? En sonda geçiyordu zaten. Calls him names diyor değil mi arkadaşlar? Peki bir tane daha dinleme metnimiz var. Onu da dinleyelim.
Belki burada kaçırdığınız şeyleri olabilir. Bir sonraki geçelim arkadaşlar. Listen to the text and choose true or false diyor. 5 tane sorumuz var. Gayet kolay. Kulağımız iyice bir alışsın. Bir duyalım bakalım nelerden bahsediyor. Dear unlucky newbie, I can understand how you feel, and I'm really sorry about it. But believe me, there is nothing to worry about. Moving to a new country, getting used to a new culture, and making new friends are not easy for anyone at your age. I am really happy because you have asked for help. Bullying and peer pressure are the two most common teenage problems, especially in high schools. Unfortunately, you have experienced all these when you feel the need of acceptance from those around you. Generally, bullies are the ones who need professional help and special attention. They bully others for many reasons, but most of them want to be popular and powerful in school in order to hide their feelings of loneliness and their need for attention. Bullies have no real friends. First of all, you should talk to the school counselor about your problem. Keeping in mind that he is the one who needs help. Don't pay attention to what he does or says. Don't let him hurt your feelings. As soon as he realizes you are not his victim anymore, he will stop messing around. Focus on the bright side and spend more time with your friends who are there for you. Evet arkadaşlar, arkadaş ona çok güzel tavsiyelerde bulunuyor. Birinci sorudan bakalım. Pam Lawrence doesn't want to help. Unlucky newbie. Şanssız newbie'ye yardım etmek istiyor mu? İstemiyor mu arkadaşlar? Tabii ki bence istiyor orada. False diyeceğiz değil mi arkadaşlar? Pam Lawrence doesn't want to help. Unlucky newbie. Çok güzel tavsiyelerde bulunuyor arkadaşlar. Bir kez daha bu alıştırma yaptıktan sonra, true false'ları yaptıktan sonra bir kez daha dinleyelim. Zorbalar hakkında her yerde olabileceğini ve zorbalara nasıl davranılması gerektiği hakkında çok güzel tavsiyelerde bulunuyor. İkinci sorumuza bakalım. In today's world, many teenagers have experienced bullying at school. Bullying arkadaşlar zorbalık yapmaktan bahsediyor burada. True mu, false mu? Evet, günümüz dünyasında birçok genç teenagerslar zorbalığa maruz kalabiliyor diyoruz. Değil mi? True. Peki, bullies have many friends at school. Peki zorbaların okulda arkadaşı olur mu arkadaşlar? Hiçbir zaman olmaz. Bunların arkadaşları olmaz. Arkadaşları olmadığı için zaten bu kadar kötü davranırlar. False diyeceğiz. Dördüncü sorumuza bakalım. Unlucky newbie should talk to his school counselor. Yani rehberlik öğretmeninden, danışmanından bahsediyor burada. Konuşmalı diyor değil mi arkadaşlar? Yani true diyeceğiz tabii ki buraya. Son sorumuza bakalım. Pam advises, ne tavsiyede bulunuyormuş anlaki newbie, to apologize Jeremy. Apologize, Jeremy'den özür dilemesini mi tavsiyede bulunuyor arkadaşlar? Hayır, öyle bir şey yok. Öyle bir tavsiyede bulunmuyor. False diyoruz. Bir kez daha dinleyelim. Kısa bir metin zaten. Çok daha iyi anlayacaksınız. Buyurun. Dear unlucky newbie, I can understand how you feel, and I'm really sorry about it. But believe me, there is nothing to worry about. Moving to a new country, getting used to a new culture, and making new friends are not easy for anyone at your age. I am really happy because you have asked for help. Bullying and peer pressure are the two most common teenage problems, especially in high schools. Unfortunately, you have experienced all these when you feel the need of acceptance from those around you. Generally, bullies are the ones who need professional help and special attention. They bully others for many reasons, but most of them want to be popular and powerful in school in order to hide their feelings of loneliness and their need for attention. Bullies have no real friends. First of all, you should talk to the school counselor about your problem. Keeping in mind that he is the one who needs help. Don't pay attention to what he does or says. Don't let him hurt your feelings. As soon as he realizes you are not his victim anymore, he will stop messing around. Focus on the bright side and spend more time with your friends who are there for you.
Evet arkadaşlar, bir kez daha dinledik tavsiyeleri, Pam Lawrence'ın tavsiyelerini. Çok güzel tavsiyelerde bulunuyor. Umarım yararlı olmuştur. Bu videomuzun da listening time exercise'larının da sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.